Merhaba sevgili dinleyiciler. Efendim biz Söz Sözü Açtı programıyla ile birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas. Haftanın ilk günü, pazartesi günü sizlerle birlikteyiz. TGRT FM merkez stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ana kumanda masamızda şef yönetmen İsmail Salih Sert Bey var. Hemen yanımda emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu var. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Atabey, teşekkür gidiyor? ederim. İyi gördüm sizi. Sağ ol, sizi. teşekkür Maşallah, ederim. Siz de iyisiniz. <laughs> Nazarımız evet. değmesin. Evet. Maşallah. <laughs> evet. Efendim şimdi evet. e, Topkapı Sarayı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Topkapı Sarayı'nda yeni yeni bölümler açılıyor. Evet. O bölümler zaten vardı ve fakat bir elden geçtiler. Uzun yıllar, aylar elden geçtiler. Şimdi onları... Bir de yeni yeni yerler açıldı. Yeni yeni yani, yerler, ilaveler var. İlaveler var. Yani. var. yani daha önce kapalı olan. Evet. Değil mi efendim? Bir de mesela en önemlisi de... ...şimdi biraz sonra ayrıntılarına gireceğiz. Ee, mukaddes emanetleri çok güzel genişletmişler. Bu sergileniyor. Sen, ben ama, pazar günü evet. gittim efendim. Maile gittik ha. ama duymadık tekrar gittik. Evet. Aynen, gel öyle. gel diyor adeta. Çünkü evet. hakikaten şimdiye kadar ben e, İstanbul'da kendimi buldum yıllarca. E, bu kadar keyif almadım. Bu kadar evet. sev kalmadım. Bu kadar Aynen öyle. manevi bir şey de var. İnsanı şöyle ihata ediyor sanki sarıyor. Evet. Evet. Ee, evet. o çok güzel evet. hakikaten. Evet. Hele Üçüncü Ahmet Çeşmesi ayrı bir şey olmuş. Evet. Fenomen derler. Evet. ya, evet. Efsane evet. olmuş yani. Evet. Buyurunuz efendim. Ee, şimdi e, Atabey At o programa e, Topkapı Sarayı'na girmeden önce şimdi Tğerte efem Geçen hafta bir e, ödül kazandı. Evet. Yani e, medya Allah Allah. önümü ö, ödülü. Medya ödülü. Evet. evet. Yani e, programlar özellikle sizin yapmış olduğunuz bu e, Dünya dönerken evet. onu söz, söz sözü, sözü açar. Bir de dünya, makaleler o, arasındaki makaleler program. Işte. Bu belası makaleler makaleler arasındaki. E, o program e, çok e, tuttu. Evet. Yani e, günlük e, siyaseti, günlük olayları evet. oradan rahat takip ediyorsunuz. Yani, tabii. Bir de e, yorumcular tabii. Evet. Mutlaka e, Türk medyasında çok kıymetli kalemler var. Ama o günü yorumlayanları seçiyoruz. Evet. Yani o günü yorumlayanları seçiyoruz. Ve bir hiçbir yorum yapmadan Yok. olduğu gibi veriyorsunuz. Evet, evet. O o bakımdan da kıymetli. Ben veriyorsun. mümkün oldukça o programı kaçırmamaya gayret ediyorum yani... ve e, <laughs> dinliyorum oradan. <laughs> Günü takip kaçıranlar ediyorum. için hakikaten çok evet. önemli bir fırsat. Malumat sahibi oluyorsunuz. öyle. Onu 26 yıldır yapıyorum. Evet. evet. Tabii şimdi e, TGRT FM'in... kuruluşu aşağı yukarı tam 30 yıl oldu. oldu. 30 evet. yıl oldu. Bu 30 yıl içerisinde sizin bu programlar gibi bir de bu İslam ve Toplum programı evet. var. Yani Osmanlı'nın ucu'nun e, uyguladığı ki e, radyonun e, hizmete başladığı günle beraber o program da başladı var, var. ve günümüze kadar devam etti. Yani e, ve çok da dinleniyor. Haftanın yedi günü devam var, var, ediyor, tabii, tabii. devamlı e, dinleyicisi var. Evet. En önemlisi de ne Atabey? Ben sık sık dinliyorum, hmm. e, denk getiriyorum efendim. Şimdi e, Osman Ünlü Hoca, bu e, hani bir kısım hocalar diyor ya bana göre... Ben şöyle e, söylerim, bana göre falan ha, ha, şeklinde, bize göre, habbeze göre falan diye kanaat evet, belirler. Evet. Dikkat edin, e, onun programının böyle tutulmasının sebeplerinden birisi de nedir? E, hep nakil yapması yorum yok. Kendisi yorum bir şey yok. katmıyor. Kendisinden bir evet. şey anlatmıyor. Böyle yaşanmış, böyle evet. yapılmış. Neyi anlatıyor? Ehli Sünnet alimlerinin kitaplarını anlatıyor. Özellikle Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını. Yani Hocamız Peygamber efendimizin anlatıyor. E, evet. evet. Peygamber a Efendimiz'den işte günümüze, günümüze gelen. kadar gelen evet, şeyleri anlatıyor. Evet. Yani bu ön önemli bir konu. Tabii. Dolayısıyla mesela e, bu kitapları anlatırken ehl sünnet kitaplarını ki bugün artık her geçen gün daha e, önem kazandı. Çünkü şu anda e, dini konularda milletin e, böyle çok cahil olduğunu... ...hakiki ehl sünnet itikadını ve İslam'ı e, öğrenmediklerini, okumadıklarını görüyoruz. Ama bir şey var Bütün yani sıkıntı, orada... Şimdi, Halkımız aslında evet. arif tabi, cahil değil ve fakat Hı. cahil bırakılmış. Evet, yani bıra dine evet. mesafeli olunca... E, Aynen işte, öyle. Bakın. İktidarlar... E, o, bu hale geldik yani. Yani. E, şimdi, ama inançsız toplum yaşayamaz biliyorsunuz. Yani. Mutlaka bir inanç dünyamızın olması ve ondan beslenmemiz... Evet. ...ruhu beslememiz lazım. lazım. Evet. Tabi bu e, İslam ve toplum programında daha çok böyle günümüzde böyle reformcular var dinde reformcular onları açıklamış olması Onu, bu mezhepsizleri açıklamış olması bunlar da çok önemli bir de sahte tarikatçılardan söz edip anlatması Efendim? yani milleti bu yönüyle aydınlatması çok önemli. Şimdi onu yani. merhum Necip Fazıl Kısakürek biliyorsunuz, <laughs> din adamının din düşmanlığı. Evet. Ee, bir de Ahmet Davutoğlu hoca. Evet. Bu bu yani politikacı Ahmet Bey değil. De, Bunlar evet. kitapları ile bu biliyorsunuz çok daha önce tabii çığır açtılar, sürdürdüler. Ee, ama burada da var tabii. Hoca da onları zaten naklediyor. Ee, yani Necip Fazıl Kısa Kürek böyle bir kitabı var, böyle eserleri var. Evet. O da bu aynen. buna dikkat çekiyor. Peki. Yani 60-65 sene önce dikkat çekiyor Ahmet Davutoğlu hoca da. Evet, o da dikkat o da, çekiyor. O mezhepsizleri... Osman hoca da onlarla örtüşüyor <laughs> aslında bu <laughs> konuda. Aynen Hakikaten öyle. Bu. Yani evet. yorumsuz aynen <laughs> e, aktarıyorlar. Evet. Bakın en büyük sıkıntı ne Ata Bey? Siz gazetecisiniz, medya mensubusunuz. Medyadaki e, gazetedeki, medyadaki muhabirler, görevliler hiç İslami bir kitap okumamışlar. İslamiyeti hiç tanımıyorlar ama İslam hakkında laf söylemeye kalkıyorlar. Hatırlarsınız bir e, muhabir, bir gazeteci ne demişti? Bir Kurban Bayramı e, zamanı, bu sene dedi Kurban e, Haç mevsimine tesadüf etti Tek diye geliyor. haber yapmıştı. Hatırladınız mı? Yani evet. bizim medyadaki e, böyle tabii, tabii. televizyona çıkanlar efendim, medya mensupları e, İslamiyeti doğru olarak e, öğrenmedikleri için böyle gülünç duruma düşüyorlar. Evet. Milleti e, ee, yanlış yola sevk ediyorlar. Yani e, bunun için bu mesale verdim şey. yani. Sosyoloji hmm. e, bizim sosyolojimiz dinsiz olamaz. Yani mutlaka inanç dünyamızın olması lazım. Bu çok önemli. Bunu da bilmemiz lazım ama dediğimiz gibi bir mesafeli <laughs> durmuşuz. Yani evet. e, on yıllardır ama e, merak eden öğrenebilir tabii. Öğrenebilir evet. Yani bizim şimdi TGRT EFEM bu yönüyle de e, evet. çok büyük hizmet e, yapıyor. Evet. Ee, ...hem sizin programlarınız bu dünya dönerken ki halkı konuşturuyorsunuz. Tabii tabii yani. o çok önemli. Evet herkes bir içini dökmüş oluyor evet. yani ee, o programda. Yani o diyalog programda. bir de proaktif bir evet. program. E, vatandaş kendini orada buluyor. Buluyor aynen evet, öyle. O çok önemli makaleler aslında Ma da dediğiniz öyle A söz sözü açtı da konulu bir program. A Her A gün evet. bir konuda konuşuyoruz farklı bir konuda konuşuyoruz. Siz de bu konuklardan bir tanesiniz. Evet, <laughs> Haftada doğru. Haftada konuklarımız var. Evet. Efendim şimdi tabii dediğiniz din meselesi hakikaten ülkede en çok işte din konuşuluyor e bilip bilmeden. Ya, evet. Bir de politika konuşuluyor. Konuşulur. Bu iki evet. konu evet, <laughs> çok konuşuluyor. Evet. Birilerine bıraksanız... Bazen böyle sabahtan akşama i̇şte hükümet insan, yıkıyorlar, hükümet yapıyorlar falan ya, böyle. İşte enteresan. insan şuna üzülüyor. Bilmedikleri halde evet. böyle konuşuyorlar. Evet. İşte e, ifade ettim ya yani e, Kurban Bayramı'nın haç mevsiminin evet. Efendim kurmana denk geldiğini e, söyleyen bu kadar... Cahil adamlar gelip İslamiyet'le ilgili din konusunda tabii, çok e, konuşmaya maalesef. kalkıyorlar. Evet. Tabii ne oluyor? Gülünç bir vaziyete Hade düşüyorlar. Evet. Yani Şimdi, o bakımdan TGRT FM'in bu yönüyle de evet. büyük bir hizmeti var, var. Ata Bey. Şimdi evet. e, tabii biz programlı program yapıyoruz. Kültür programcılığını yapıyoruz. Sosyolojiden evet. hatta psikoloji de var bizde. Evet, mesela. Doğru. E, ...aile yapılarımızla, yapımızla... Doğru söylüyorsun. Tabii çok evet. enteresan programlarımız var, tarih programlarımız Hı, var. Var. Evet. E, var oğlu var, aile yani. programlarımız var. E, çok çeşitli haftada... iki yani, e, program e, e, yapıyoruz yani, en az. Yani bir müzik kutusu değil yani. Değil değil. Evet, yani Bu çok radyo, evet, birazdan... O çok önemli. Maalesef radyolar o konuma geldi, evet. o duruma geldi. Evet. E, Müzikçiler gibi evet. falan. Aynen Bu öyle. Bu şekilde evet. devam ediyor ama kültürümüzün diğer şubelerinde tabii müzik... Halk müziği ya da ezgiler sanat müziği evet. bunlar kültürümüzün belki bir parçası ama sadece kültürümüz o değil. O Onu değil. demek istiyorum. Evet. evet Yani öğleden önceki program öğleden sonraki programlar Tabii. hep böyle Çok birbirini destekleyen, destekleyen programlar. Evet. O bakımdan evet. da e, zannederim Türkiye'deki radyolar içerisinde en fazla dinleyen evet. dinlenen bir evet. e, radyo. Mesela evet. diyanetimiz bir araştırma yaptı. Ben hatırlıyorum geçmiş yıllarda ya işte e, bir yani Diyanetimiz'in de öyle bir programı var. Sormuşlar işte, işte şu hangi televizyonlarda dini sorularınıza e, kim cevap evet. veriyor diye. Orada bizim İslam ve Toplum programı ön plana, plana çıkıyor. Plana çıkmış, evet. Çünkü adam sorusunu soruyor, bir, bir beş dakika, on dakika sonra cevabını alıyor. Cevabını alıyor. Evet, evet. <laughs> o önemli efendim. Buyurunuz efendim. Onun Şimdi... için de evet, tekrar ol, tebrik ederim. ediyorum e, TGRT evet. FM'in bu e, ödülünü evet. ve çalışmalarını. Bundan sonra da böyle İnşallah, devam daha ederiz. iyi gidecek. Evet, Şimdi buyurun. geçen haftadan kalan e, programımız vardı. Bu Topkapı, Topkapı Sarayı. Tabii. İşte... E, ...yeni açılan yerler var. Hmm. Şimdi... E, e, ...aşağı yukarı... E, ...dokuz ayrı... ...yer açıldı. Hmm. E, saray içerisinde, Topkapı Sarayı... ...içerisinde. Hmm. Biliyorsunuz... ...yani dört asır hizmet... ...vermiş Osmanlı Devleti'nin... E, ...idare edildiği... ...bir yer. Efendim e, Biliyorsunuz... ...Fatih Sultan Mehmet Han... ...bu sarayı inşa eden... İstanbul fethedildikten sonra e, şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde ahşap bir e, kasır e, inşa ederek oradan aşağı yukarı e, 60 yıl kadar oradan idare edildi Osmanlı Devleti. Evet. Bu arada hemen Topkapı'da Topkapı Sarayının işte Fatih şimdi ne diyoruz e, Fatih Köşkü diye anılan e, yerlen başlandı ve günümüze kadar ve diğer Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra gelen e, padişahlar da o günün şartlarına göre ilaveler yaparak günümüze kadar e, Topkapı Sarayı geldi. Nihayet 1800 e, işte 50'li yıllarda ...Dolmabahçe sure Sarayı yapılınca yani. oraya nakledildi. 1800 ...53'lü yıllarda... ...bir de... E, ...Dolmabahçe Sarayı ile beraber... ...daha sonra da... ...bir de Yıldız Sarayı var... Tabii. ...yani aşağı yukarı Osmanlı Devleti... E, ...İstanbul'u fethettikten sonra... ...dört ayrı yerde... E, ...yönetim binası... ...saray yapmış işte... E, ...Bayezid'de bir, Topkapı bir... ...Dolmabahçe bir... ...bir de e, Yıldız Sarayı... ...bu... E, ee, Osmanlı Devletinin sonuna kadar bu yerler hizmet vermiş. <laughs> Şimdi bu <laughs> açılan yerlerden evet. şöyle bahsedeyim. Birisi harem hmm. kısmı çok kısıtlıydı evet. biliyorsunuz. Şimdi o harem bölümünü çok genişletmişler. Yeni yerler açmışlar efendim haremde yani orada karaoğlanlar Koğuşu, baş sade dar sade asık kovuşu efendim ben isimlerini e, geçiyorum cariyeler taşlı efendim harem hastanesi haremdeki hanımlar için efendim e, hamamlar ...gasilhaneler, abdesthaneler... ...bunların hepsi elden geçilmiş... Tabii. ...ve ziyarete açılmış... ...bakın şimdi... E, ...biliyorsunuz haremde... E, e, ...kimler kalıyordu... E, ...önümüzdeki... E, ...programlarda da bundan... ...biraz daha bahsedeceğiz... Tabi haremde bir... ...padişahın hanımları... ...eşleri, haseki odaları var... ...sonra padişahın annesi var, valide sultan var <laughs> padişahın eşleri var evet. sonra kalfalar var, çocuklar var şeylerin e, çocukların erkek ve kız çocukların eğitimiyle görevli kalfalar e, ustalar ve bir de cariyeler var yani e, kız talebeler var evet. biliyorsunuz bir enderon var Erkek Osmanlı Devleti'nin en üst yönetim kurulu şey eğitim kurumu bir de e, harem dairesinde cariyeler var. Bunların ikisi de gayrimüslim bu, ya da fethedildiği e, yerlerden ben, getirilmiş. Bunlar neşrilen şeyler bir, bir buralarda oturuyor. Bir evet. bir Osmanlı kültürü. Bir de evet. bu e, şeyde harem dairesinde yeni açılan has odalar var. Bakın şöyle arz edeyim. Fatih Sultan Mehmet han fethe ettikten ve dop, e, bu Topkapı Sarayı'na intikal ettikten sonra kullandığı has odayı ondan sonraki gelen Beş padişah hep aynı yeri kullanmışlar. Hmm. Yani kim onlar? E, Fatih Sultan Mehmet han, ondan sonra 2. E, e, Bayezid, hmm. Yavuz Sultan Selim han, Kanuni ve nihayet ikinci Selim'in kullandıkları has oda hep aynıdır. Kutsal emanetler geldikten sonra evet. o en iyi güzel odayı, o has odayı onlara, em, kutsal emanetlere tahsis edilmiş. Bakın Şimdi biraz sonra kutsal emanetlerin son durumunu anlatacağım, arz edeceğim evet, evet. orada. Bu beş padişah hep aynı yeri. Yani o dönem e, sarayın en önemli yeri biliyorsunuz Tabii. şu anda. E, e, mukaddes emanetlerin e, muhafaza edildiği o yer. Evet. Orası. Şimdi daha sonra padişahlar e, ve o günün şartlarına uygun olarak... Efendim ...ön önce Üçüncü Murat... Harem Dairesi'nde... ...bir has odası yapmış. Evet. Daha sonra... ...Birinci Sultan Ahmet Han... ...sonra... ...Üçüncü Ahmet Han... ...bu... ...Birinci e, Ahmet, Sultan Ahmet... E, ...camisini inşa eden... ...Üçüncü Ahmet... ...Lale Devri... ...ve biraz sonra bahsedeceğiz... ...bu e, Topkapı Sarayı'nın girişindeki... ...o meydan çeşmesini... ...yapan Hah. padişah... Aynen. ...o, sonra... ...üçüncü Selim ve nihayet... ...birinci Abdülhamid... ...bunlar harem içerisinde... ...ayrı birer e, has odaları yapmış... ...yani padişahın... E, ...oturduğu... E, çalıştığı, ...yattığı, çalıştığı yer... Evet. ...yani kendi özel yeri... Tabii. ...fakat buralar... ...çok e, enteresan... ...çok böyle... Ee, ince e, sanat değeri çok yüksek Tabii. mermerler oymama işleri efendim tesip işleri e, fevkalade çok güzel. Onun için buralar şimdi tekrar elden geçmiş ve ziyarete açılmış. Biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda e, harem dairesinin girişi ayrıdır. Onu ayrıca e, ziyaret etmek ayrı bir biletle orası e, e, ziyaret ediliyor. Evet. Şimdi bu yeni açılan yerlerle bu çok daha genişlemiş, çok daha önem kazanmış. Hele bir rehber eşliğinde ama hakiki bir rehber eşliğinde burayı gezince o zaman e, Topkapı Sarayının e, özelliklerini görüyorsunuz. O e, geçmiş padişahların evet, valide sultanların Ha, hanım sultanların efendim e, hmm. haremdeki cariyelerin ey, nasıl eğitim gördüklerini, nasıl yaşadıklarını orada görüyorsunuz. Evet, evet. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde hanımlarla erkeklerin dünyası ayrıdır. Nitekim Topkapı Sarayı'nda da bir harem dairesi, bir Enderun var. Bunu da biraz sonra arz edeceğiz. Burada e, Enderun'da Erkek öğrencilerin yetiştirildiği yer, haremin de bir özelliği hanımların eğitimlerinin yapıldığı yer. Bakın şimdi e, bunu niye arz ettim? E, Avrupa sarayları sadece e, kralın, kraliçenin efendim ve e, çocuklarının kaldığı bir yerdir. Evet. Ama e, Topkapı Sarayı öyle değil. Bu e, devletin hem padişahın e, özel yaşadığı yer hem devleti idare ettiği yer hem de ülkenin devletin en üst eğitim e, kurumlarının bulunduğu yer. Dolayısıyla e, devlet idaresine e, de e, yetişecek öğrenciler, Burada işte devşirme usulü diye anlatılıyor. Bütün Osmanlı coğrafyasında efendim e, etnik e, şeysine bakmaksızın zeki çocukların efendim Buraya toplanıp yetiştirildiği bir yer. Sonra belki bu coğrafyalara da, gönderiliyor. O da gönderiliyor da ve bunların içinden e, sadrazamlar, hmm. vezirler çıktı. Meşhur vezirler hep buradan yetişme evet. Sokullu. Iı, ıı, sadrazam, Sokullu, Köprüller, hep bunlar buradan yetişmiş insanlar. İşte bu yeni açılan ıı, yerlerden ıı, en önemlisi de bu ıı, Harem Dairesidir. Yoksa hani ıı, bir vakitler yanlış olarak anlatılıyordu okullarda vesairede. Yani Topkapı Sarayı sanki zevk, sefa sürülen ha, evet. bir yer. Hiç bunun böyle. ...olmadığı şimdi yeni yayınlanan kitaplarda bunlar çok güzel anlatılıyor. Bir olgunlaştırma ensüsü gibi. Orada Aynen öyle. İnsanlar yetiştiriliyor evet. yani Endero'da da öbür tarafta haremde de. Ama sonradan tabii e, o ülkenin Osmanlı'nın en üst kadrolarıyla... ...belki evlenmek isteyenler evlendiriliyor öyle de olmuş öyle. tabii. İşte bu cariyeler tabii. yetiştirildikten Aynen. sonra e, yine... Anderon'daki evet Enderun'daki öğrencilerle yetişenlerle evlendirilip işte e, vilayetlere Tabii. mutasarrıf olarak vali olarak Mesafi, gönderiliyor. Evet. Esas e, burada e, belirtmek istediğimiz husus Topkapı Sarayı'nın böyle bir en üst eğitim e, e, okulunun e, e, eğitim sisteminin kuruldu. Evet. Bugün e, bunu e, Avrupa ve Amerika bu sistemi e, kullanmaya bu başladılar adı. buradan öğrenerek. Şimdi bu yeni açılan yerlerden bir tanesi de Endorun bölgesinde efendim bu e, saray Fatih ama. saray evet, içerisinde evet. daha önce e, kısmen açıktı bu Fatih Köşkü diye bilindiği yerler Efendim e, Burada da hazine dairesinde ve mukaddes emanetlerde e, çok yeni yerler açılmış hmm. Şimdi önce Enderun'dan bahsedeyim biraz 7 sınıf öğrenci bulunuyor orada Yani ilk e, alınan öğrenciler işte acemi olanlar diye Bunlar işte o e, saraya girdiğimizde ...sağ taraftaki mutfakların bulunduğu yer... ...oradaki, saraydaki... ...bütün personelin yemekleri... ...bir yerden pişiyor... İşte buralarda kullanılıyor... İşte mutfakta seferliler dairesi var... ...efendim... E, ...bu öğrenciler... ...derslerinin dışındaki... ...zamanını... ...bu... E, saraydaki hizmetlerde kullanılıyor. Evet. Yani Kimisi, mutfakta, e, mutfakta, temizlikte marangoz, marangozhanede se seferliler da, konuşu diyor. Seferliler ha. dairesi evet. diyor. Mesela orada e, padişahın e, elbiselerinin bakımı, çamaşırlarının Buyur. bakımı, ütüsü vesairesi, terzi i̇şte de, yani. de var yani, tersilik de var, hepsi de Çok var. Ilginç. Yani biraz Sahada sonra her mesleği öğreniyorlar evet. aynı Tabii. biraz sonra e, saraydaki bütün şeyleri arz edeceğim ayrıntılarıyla beraber. Şimdi ben yeni açılan e, yerler üzerinde biraz du, e, duyurmak istiyorum ki e, e, bakın siz de e, ziyaret etmişsiniz ziyaret ettikten sonra e, tekrar ziyaret etmek ihtiyacını duyuyorsunuz. Evet. Bakın şimdi bu hazine dairesi yeni açılmış. Hı. Bu hazine dairesi ne? Beşinci sınıf öğrencileri daha çok orada e, eğitim görüyorlar ve e, eğitim dışındaki zamanlarını ...hazine dairesindeki eşyanın bakımıyla e, görevlendirilmişler. Mesela şimdi yeniden e, bu hazine dairesinde ziyarete açılan yerler... ...mesela 3. Sultan 3. Mustafa'nın tören zırhı, elmas kaplı. Hı hı. Bakın daha önce hatırlarsınız e, bir kaşıkçı elması vardı, evet. sanki Topkapı Sarayı... El, kaşıkçı elmasından e, ibaretmiş gibi e, anlaşılırdı. Şimdi kaşıkçı elması ikinci üçüncü plana kalmış. En az üçüncü plana evet. orada. Bakın ben, e, bir yani şey yaptım, öyle... ziyaret ettim öğrendim. Bakın. Evet. Gördüm ya. Yani. Gördünüz gördüm yani. Dedim, evet. Biz onun için yani dinleyicilerimize bunu hararetle e, Gidin tavsiye görün. ediyoruz. Bu yeni açıldıktan sonra Topkapı Sarayı'nı görünce ...çok şey insan öğreniyor... Evet. ...bakın... ...Yuğuz Sultan Selim Ağa'nın... E, ...çaldıran zaferinden sonra... ...döndüğü zaman... ...Şah İsmail'in... ...pazubentleri var... ...çok enteresan... Evet. ...yani... ...yine... E, e, ...İran'daki Nadir Şah'ın... ...Sultan Birinci Mahmut Han'a... ...hediye ettiği bir... ...mücevherle... ...süslü bir taht var... ...bunlar eskiden yoktu... ...bunlar depolardaydı... ...şimdi... Te teşhir ediliyor efendim ayrıca birinci dünya harbinden sonra sonunda işte İngilizler oraları ele geçirince bu Medine müdafiği Fahrettin Paşa'nın gönderdiği kut e, bazı e kıymetli var. emanetler evet. var biliyorsunuz e, kutsal emanetlerde üç yerden e, geldi esas bir Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman Bizans'tan ele geçen eski peygamberlerle ilgili çok kıymetli tarihi eşyalar var. Sonra Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedip halifeliği, hilafeti aldıktan sonra gelen kutsal emanetler var. Bir üçüncüsü de işte bu Fahrettin Paşa'nın Medine'den getirdiği bu murahsa altınlar, şamdanlar vesaireler var. Bu o, en önemli e, konulardan birisi bu. Şimdi e, bu hazine dairesi hemen onun yanında mecidiye köşkü var. O da ziyarete açılmış. E, Abdülmecit Han'ın yaptırdığı biliyorsunuz e, Topkapı Sarayı'nın e, böyle e, manzarası en güzel olan yerlerden birisidir Bir orası. Evet. Hem Marmara'yı görür, hem Boğazı görür, hem Halici görür. En güzel Hatice. yer burası da şimdi ziyarete açılmış. Hmm. Eskiden burası ziyarete açık değildi. Yani o, o, Bu oradaki o köş çok güzel konumlandırılmış. Evet. Oradan mesela dışarıya çıktığında balkon diye bir yer var ya hani Evet, böyle baktığınızda oradan yani e... bütün boğazı, Marmara'yı, şey neredeyse şey görüyorsunuz. görüyorsunuz. Beykoz'a evet. kadar evet. falan bir evet. şey var. Aynen. Yani çok... hava berrak olursa evet. görebiliyorsunuz. Evet. evet. Aynen öyle ve e, halci de görüyorsunuz Tabii orada halci de işte var evet, evet. dolayısıyla e, bu e, yeni yer yeni açılan yerlerden e, birisi de buydu evet. şimdi bir en önemli konu da ata bey mukaddes emanetlerin teşhir edildiği yer Hı. biliyorsunuz bir buçuk yıldır mukaddes emanetler kapalıydı sadece küçük bir yerde evet. şimdi çok genişletilerek ...açılmış... Ee, ...şimdi bu... ...işte has odanın... ...bulunduğu yer biliyorsunuz... Evet. ...Peygamber evet. Efendimiz'in... ...Hırkayı Şerif'inin, Sancağı Şerif'in... ...bulunduğu evet. yer has oda... ...yani o beş padişahın... E, ...Fatih Sultan Mehmet Bayazit Bayezid... ...Efendim... ...Yavuz Sultan Selim, Kanuni... ...ve ikinci Selim'in kaldığı yerler... ...orayı, orası o dönem... ...en güzel yer... Evet. Ee, e, Tabii. Bağdat Köşkü'nün hemen önü hatırlayın. Ee, şimdi orası e, kutsal emanetlere tahsis edilmişti. E, padişahlar en e, önemli, en güzel yeri oraya vermişler. Daha sonra has odalarını biraz önce arz ettiğim gibi... ...harem dairesinde ayrıca yapılmış. Şimdi e, bu mukaddes emanetlerin bulunduğu yerde... Yedinci sınıf öğrenciler kalıyor. 39 kişi. Hı hı. Bunlar 40.'sı padişah. Bunlar padişahla ilgili e, onun en yakın e, korumaları, en yakın efendim çalışma arkadaşları. Çalışma arkadaşları. Evet. E, yani eee e, dolayısıyla ...bu mukaddes çok emanetlerden... Özel de bir kadro yani. evet. Devleti idare eden evet. bir kadro. E, e, evet. Yani Enderun'un... ...son sınıf öğrencileri orada... Evet. E, ...şey orada yapıyorlar. Talim görüyorlar evet. ya da devleti öğreniyorlar. Devletin Aynı şekilde. Işini öğreniyorlar. Ve padişahın hep yanında... E, ...duruyorlar. Efendim Bakın... ...burada... ...mukaddes emanetlerde... ...605 parça... ...mukaddes emanet teşhir ediliyor bak bakın şimdi bu yerde belki görmüşsünüzdür sizde e, 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor Orada evet. hafızlar e, nöbetleşe olarak hat şerif bu ya. devamlı hatmi şerif ediyorlar şimdi yeni açılan bu mukaddes emanetler kısmını şöyle ben e, çok güzel sistematik olarak e, hazırlamışlar evet. önce Peygamberlerin Hazreti Adem'den itibaren pe peygamberlere ait kılıçların teşhir edildiği bir yer var. Hı hı. Bakın yani ee, ee, Davut peygamberin kılıcı, Hazreti Musa'nın asası, Yusuf peygamberin ee, sarığı, Hazreti İbrahim'in yemek yediği tas gibi çok kıymetli şeylerin ee, teşhir edildiği yer açılmış. Evet. Bunu gezerken görüyorsunuz böyle <laughs> sistematik olarak. Sonra hırkayı şerif peygamber efendimizin efendim e, sancağının hırkayı şerifin e, teşhir edildiği e, yer var. Yer var. Tabii. Orada Orada e, bu teşhir ediliyor sanki ikinci bölüm oymuş bunlar hep birbiriyle irtibatlı evet. gezerken bunları görüyorsunuz evet. Efendim, en önemli yer sonra dört halife ile ilgili bakın şimdiye kadar bunlar teşhir edilmemişti onlarla ilgili e, çok kıymetli e, tarihi eserler var nedir onlar Bakın e, dört halifeye ait e, kılıçlar var Hazreti Ali'nin e, kılıcı var. Hazreti Osman'ın o kanlı e, Kur'an-ı Kerimi var. Evet. Hazreti Fatıma'nın dedildi. şehit edildiği Kur'an-ı Kur Kur Kerim var. Kadar, Kur Kerim. Hazreti Fatıma'nın dua var. Ben hani biraz ayrıntılı yani bir tabii, tespit tabii. edebildiğim kadar böyle bunları şey arz ediyorum. Eyvallah Hazreti Hüseyin'in kerimesi tabii. Aynen öyle. Ve Hazreti Hüseyin'in gömleği ha. var. Tabii Efendim, sonra e, dört halife ile ilgili efendim Hazreti Öbü Bekir'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin kılıçları ve eşyaları var. Evet. Bunlar yani e, bunları gezerken e, insan e, böyle e, Başka, bir dünyaya, başka bir dünyaya gidiyor. Başka bir dünyaya Aynen evet. öyle. Bunlar ...bir de çok güzel hazırlanmış. Hmm. Onun için e, bunu... Sonum çok ayrı, güzel. Hazırlanmak evet. dediğiniz... ...hakikaten saygılı bir sonum var Aynen. orada. Sonra... Belki, danışmanlar da çok kuvvetli orada. Evet. evet. <laughs> sonra... ...dört mezhep imamımızla... ...ilgili e, kıymetli... ...eşyalar var. Evet. Orada ziyarete... ...açılmış. Daha sonra... ...büyük İslam alimlerinin... ...tasavvuf büyüklerinin... Ha. ...büyük evliyaların da eşyaları var... ...mesela benim orada tespit ettim... ...mesela İmam-ı Şahrane Hazretleri'nin... ...efendim... E, ...tacı var... ...İmam-ı Azam Hazretleri'nin gömleği var... Evet ...bakın... ...sonra e, İmam-ı Rıfai Hazretleri'nin... ...kabir toprağı var... E, ...Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin... E, ...içtiği... ...kullandığı kaplar var... Ya. ...efendim... E, Abdul ve, ve Abdul Şahrani Hazretlerinin e, tacı var. Bu mukaddes emanetlerin böyle bir e, Abdul ve Şahrani yaz alakası yok. Yani değil, şey, hayır. Öyle. O Heh, çok yani büyük onu büyük söyleyelim karıştırmayalım. <laughs> büyük bir en büyük evet. İslam alimleridir. Evet. Bakın şimdi günümüzdeki bu, Vehhabilikle ilgisi yok. Onu değil. Diyeyim, evet. Şimdi Ata Bey. Buyurun efendim. Esas işte Haso'da buydu, burasıydı. Evet. Yani kutsal o en güzel yeri ee, kutsal, bu emanetlere kutsal emanetlere ve sergileniyor. Şimdi burada Enderun'un en yüksek kademesi. Buradaki öğrenciler son sınıf öğrencileri. Evet. Bakın Fatih Sultan Mehmet Han ee, 32 tane ee, yardımcıyla burayı önce e, kurmuş efendim ve hırkayı saadet dairesini kurarak muhafaza, muhafazası için 40 e, 39 öğrenciyi görevlendirmiş son sınıf öğrencisi 40'ıncısı da kendisi padişahtır. Evet. Yani bu bu sırayla neler var işte e, has oda başı var. Silahtar var, çuhadar var, rikaptar var, tülbent ağası var, miftah ağası var. Yani e, bunlardan böyle ilk dört kimsesi, bunlar ilk dördü kimseye sormadan istedikleri zaman padişahın huzuruna çıkabiliyorlar. Hatta Sadar bile, şehzadelerin bile böyle selayiyetleri yokken burada görevlendirilen, Endor'un son sınıf öğrencilerinin böyle bir özelliği var. Ay. Padişahın azıta özel kalem müdürü gibi görev yapıyorlardı. Bakın mesela bunların içinden e, pa, e, neler çıktı? E, Sadrazamlar çıktı, Sokullular, Makbul İbrahim Paşa gibi has odadan yetişen insanlar yetiştiler. Bakın işte. Bu mukaddes emanetlerin muhafazası da bunlara aitti. Hı, efendim. Şimdi ee, Ata Bey, bu ee, konuyu bu şekilde arz edip yeni açılan yerlere şöyle bir e, özetlemeye A e, buyuruz, çalışmıştım e, ve e, dinleyicilerimizi de bunu e, e, hararetle tavsiye ediyorum. Ee, tekrar ediyorum, ee, 65 yaş üzeri e, nedir? Ee, Ziyaretçiler için, için evet. e, ücretsiz. Ee, müze kartı var, 60 lira. Onunla bir sene bütün müzeleri gezebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu bir de yılbaşından sonra e, yabancıları ücretli e, ziyaret ettirecekler. E, Ayasofya'yı. Evet. Dolayısıyla. Ee, bu e, Topkapı Sarayı'nın e, ziyareti e, Ay Ayasofya ile beraber e, e, beraber götürülmüş olacak. Şimdi Topkapı Sarayı ile ilgili şöyle genel birkaç bilgi vermek istiyorum. Ondan önce Topkapı Sarayı'na girmeden önce bu e, Bab-ı ilk kapının önünde... ...çok güzel bir meydan çeşmesi var. Ben de ne yani, zaman gireceksiniz oraya... Evet. ...çünkü programı kapayacağız... ...birkaç dakika içerisinde buyurun. Onu kısaca bize... arz edeyim Tabii. ondan sonra... ...Topkapı Sarayı ile ilgili... E, ...böyle devam kısa bilgi vereceğim. Devam evet. ki. Evet, Bakın... ...3. Ahmet Han'ın emriyle... ...1828-29'da... mimarbaşı Mehmet Ağa tarafından yapılmış... ...yani Türk Osmanlı... ...şah eserlerinden birisi... Hmm. ...bakın böyle muhteşem bir köşk görünümünde bu çeşme bakın hatırlayın dört cepheli bir meydan çeşmesi böyle dört köşesi de efendim üçer şebekeli sebiller var her dört köşesinde de bir birer çeşme var bakın aynı anda 65 kişi bu ...çeşmeden su içebiliyor... Evet. ...bu şekilde yapılmış... ...yani... E, ...lale devri eseridir... Hı -hı. ...o devre yapılmış... ...efendim... E, ...bu... Çe e, ...çeşmenin... E, ...bakmaya kıyamazsınız... E, ...şimdi... ...son defa bir... ...restorasyondan da... ...geçildi. Elden geçmiş tabii, Ve belli oluyor. Onun... Ee, ee, ...o devrin... ...Lale Devri'nin ünlü şairi... ...Seyit Vehbi Efendi'nin... ...bir ee, kasidesi var. Bu kaside... ...manzum tarihle... Ee, ...çeşmenin duvarlarına işlenmiş. Hmm. Ve bu... ...manzumenin yani... ...Seyit Vehbi Efendi'nin... Ee, ...kasidesinin son tarih... ...beyitini... Çeşmeyi yaptıran üçüncü Ahmet Han tarafından yazılmış bir beyit var. Bu Ayasofya Camii'ne bakan cephesinde böyle çeşmenin boydan boya tek satır halinde ...celi Suluz hattı ile yazılmış bir beyti var. Diyor ki o beyit çok net yazıyor. Bunu bizzat üçüncü e, Ahmet kendi eliyle hem yazmış hem çeşmeye bunu e, nakşetmişler. Tarihi Sultan Ahmed Zebani Lüle'den aç besmele ile iç suyun Han Ahmet'e eyli eyle dua diyor. Bakın yani e, bakın suyunu içen dua etsin evet, bana diyor. Aynen evet. öyle. Şimdi 3. Ahmet'in bir e, şeyisi de çeşmesi de biliyorsunuz Tophane şeyde var. E, Üsküdar'da ee, Mihrişah Sultan Cami Meydan... şey o da üçüncü Ahmet'in... E, e, şeysidir eseridir. Bir de Tophane'de var o da birinci Mahmudur. Yani İstanbul'daki tanınan üç çeşme. Efendim, çeşme bunlar. E, onun muslukları evet. yenilendi onun için büyük Şimdi, törenler düzenlendi. Evet, aynen öyle. Evet. Bir de Peki. bu e, Topkapı Sarayı'nın önündeki üçüncü Ahmet çeşmesi gerçekten böyle e, ayrı bir cam fanus altında e, muhafaza edilmesi gereken bir şey. E, eskiden bakımsızdı evet. e, At Ata Bey. Şimdi etrafına biraz e, şeyler yapmışlar, <laughs> perde çekmişler demirden. Evet. Bakın bir İtalyan edebiyatçısı Edmond Amis evet. bu eseri incelemiş. Bunu diyor ki bu e, ...Üçüncü Ahmet Çeşmesi ile ilgili insan elinin işlemediği ufak bir yer kalmamış. Zerafet, sabır ve servetin hı harikasıdır. Hiç şüphesiz bu eser evet. cam bir fanus içinde korunmaya değer. Bu eşsiz eser koca bir pırlanta. Kim bilir ilk günü nasıl Efendim? parlıyordu. Ama... Onu bir defa görmek insan gözündeki hayalinin ölünceye kadar bilinmemesi, silinmemesi için Bununla noktaylayalım ama çeşmeleri konuşacağız. Efendim evet, evet emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na bugün için çok teşekkür ediyoruz. Ben Ataullah Arvas. Efendim ee, alaşma